ülkemizdeki huzur ve istikrar ortamına, demokrasimize, kardeşliğimize ve dini değerlerimize yönelik saldırıların hem ülke dışında hem de ülke içinde arttırdığı hepimizin takip ettiği bir konudur. Her geçen gün bu saldırıların devam ettiğini, bu şiddetin kendileri dahil hiç kimseye fayda sağlamayacağını, vuku bulan maddi ve manevi şiddetin 80 milyonu bulan bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize yönelik olduğunu, sivil toplum kuruluşları olarak da sağduyumuzu koruyacağımızı, ancak bütün iç ve dış mihraklara karşı sesimizi yükselteceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz. Bin bir zorluklarla yapılan camilerimiz, eğitim yuvalarımız, köprülerimiz ile dinimizin yegane kitabı olan, kutsalımız olan Kur'an-ı Kerim'i doğrudan hedef alan bu mihraklar, bunlarla kalmayıp kendi düşüncelerini benimsemeyenlere hayat hakkı tanımamaktadırlar. Bu barbarca tutumları karşısında bizler de hem burada hem de sahada mağdur, mazlum ve haksızlığa uğrayanların sesi olacağız ve sesleri olmaya devam edeceğiz. Ülkemiz üzerinde farklı hesapları olan tüm dünya ülkeleri ve ülkemize zarar vermeye çalışan her kişi, her grup ya da her örgüt şunu bilsin ki, zulmün, baskının, merhametsizliğin dili, dini, rengi, ırkı olmaz. Bütün bu baskıcı olaylar başka söyleyecek sözü olmayanların başvurduğu bir metottur. Elbette ki devletimizin ve onun güvenlik güçlerinin temel görevidir. Ancak herkes şunu bilsin ki ülkemizin topraklarına, İslam'ın sembollerine, 13 asırdır ezan sesinin dinmediği mabetlerine, İslam'ın en büyük eğitim ülkemizde yasa dışı faaliyet gösteren işlevi, amacı, hareket noktası kim olursa olsun ve onları maşa olarak kullanan uluslararası şebekeler kim olursa olsun çok iyi bilsinler ki bizler bu topraklarda var oldukça onlar kirli emellerine asla ulaşamayacaklardır. Biz hep birlikte büyük ve parlak bir geleceğe doğru ilerleyeceğiz. İnananlar kazanacak, kardeşlik kazanacak. Biz Allah'ın izniyle ülke olarak kazanacağız. Sivil toplum örgütleri olarak diliyoruz ki bireysel özgürlüklere ve birlikte yaşama iradesine evet, her türlü iç ve dış teröre ve bölücülüğe sonuna kadar hayır.